Merhaba sevgili gençler. Cumhuriyet dönemi şiir anlayışlarında çok garip bir şiir anlayışıyla, kapalı, soyut, anlamsız bir şiir anlayışıyla karşınızdayım. İkinci yenilerle, ikinci yeni şiir anlayışıyla karşınızdayım. İkinci yeniyi nasıl anlatacağım sizlere? İlk önce özelliklerini vereceğim. Anahtar kelimeleriyle özelliklerini vermeye çalışacağım. Daha sonra şiir örneklerini paylaşacağım ve çıkmış sorularla veya dediğim gibi soru örnekleriyle konuyu tamamlamaya çalışacağım. Umarım sizin için eğlenceli ve faydalı bir konu anlatımı olur. Çok fazla sıkılırsanız durdurup şöyle bir nefes alın, sonra tekrar gelin videoyu izlemeye devam edin. Ama ne yapın ne edin mutlaka ikinci yeni şiirini veya şairlerini, şiir örneklerini mutlaka izleyin ve ezberleyin. Çünkü gerçekten de ÖSYM'nin önemseyeceği bir şiir anlayışıdır diye düşünüyorum. Hemen özelliklerine başlayalım. İkinci yeni anlayışının özellikleri şu şekilde. Garip akımının şiiri basite indirgeyen tutumuna tepki olarak ortaya çıkan ve 1950'den sonra gelişen bir şiir akımıdır. Çünkü biliyorsunuz garipçiler basitlik, sadelik, alaladelik sloganıyla ortaya çıkmışlardı. Şiiri açık hale getirmişlerdi. Şiiri imgelerden uzaklaştırmışlardı. Ama bunlar ne yapıyorlar? Garip akımının şiiri basite indirgeyen tutumuna tepki olarak ortaya çıkıyorlar. Ki zaten garipçilerden Orhan Veli Kanık'ın erken ölümünden sonra hatırlayacaksınız Oktay Rıfat da Perçemli Sokak isimli şiir kitabıyla ikinci yeni tarzında şiirler yazmaya başlamıştı. Yani sanatçılarımızda böyle bir meyil görülmeye başlandı. İkinci yeni akımının isim babası Muzaffer Erdost'tur. Bunu bilin. Sanatçı ilk defa yazar ikinci yeni adını Son Havadis'te 1950 yılında Son Havadis'te sonra da 1956 yılında Pazar Postası'ndaki bir yazısında kullanmıştır. Yani bu ne demektir? İkinci yeni şairleri işte bir dergi etrafında toplanalım da kendimize ikinci yeni adını verelim de bizim özelliklerimiz de şudur bir beyanname yayınlayalım. Kesinlikle böyle bir topluluk değildir. İsim babaları bile topluluktan olmayan onlara bu yakıştırmayı yapan Muzaffer Erdost'tur. 1950'li yıllarda bu ismi ikinci yeni şairleri için kullanmıştır. İkinci yenilere anlamsızlar şiirine de anlamsız şiir denir. Bakın buna dikkat edin gençler. Şimdi ders kitabında ikinci yeni konusuna geçtiğimizde ikinci yeni şairlerinden şiir örnekleri veriliyor. Ve ben mutlaka her zaman konu anlatımını öğrencilerime şiirler üzerinden yaparım. Şiirleri okuyorum, şiir örneklerini okuyorum. Öğrencilerin suratında anlamsız bir ifade var. Anlamlandırmaya çalışan anlamsız bir ifade var. Diyorum ki şiirde ne anladınız? Hocam diyorlar vallahi hiçbir şey anlamadık. Aslında diyorum benim okuduğum şiir Türkçe. Evet Türkçe ama bir şey anlamadınız. Biraz sonra da göreceğimiz gibi sanatçılar anlamsız şiir yazarlar, kapalı şiir yazarlar, soyut şiir yazarlar. Kelimelerde, kelimelerin yapısında, cümlelerin yapısında oynamalar yaptıkları için onların şiirleri anlamsız şiire örnektir. Dolayısıyla siz bir şiiri okuduğunuzda, karşınıza bir şiir verildi diyelim. Bu şiiri okuduğunuzda size imgeli, kapalı, soyut geldi. Anlayın ki o şiir ikinci yenilerden birisine aittir. Böyle bir ipucu vermiş olayım. İmgeye kapılarını sonuna kadar açmışlardır. Şairlerde hatta alışılmamış bağdaştırmalar yani farklı imgelerde görmek mümkün olacaktır. Garipçilerin tersine edebi sanatlara özgünlük tanımışlardır ve özgürlük tanımışlardır. Özgün farklı edebi sanatlarda kullanmışlardır. Yine garipçilerin tersine şiiri seçkinlerin sanatı haline getirmişler ve aydın azınlığa seslenmişlerdir. Garipçilerde ne vardı? Süleyman Efendi gibi sıradan insanları, sıradan insanların hayat telaşını anlatıyordu. Ama bunlar biraz daha seçkin sanatı haline getirmişlerdir şiiri. Konuşma diline sırt çevirmişlerdir. Onların şiirlerinde imgeli bir anlatım söz konusu, daha sanatsal bir anlatım söz konusu. Yine şurada aslında görmüş olduğunuz özelliklerin hepsi garipçilerden farklı birinci yeniye yani garipçilere karşı olan özellikleridir diyebiliriz. Çünkü bazen bu şekilde bir soru tarzıyla da karşınıza çıkabilirler. Halkın hayatından ve kültüründen uzaklaşmışlar. Yine aslında garipçilerden ayrılan özellikleri folkloru şiire düşman bilmişlerdir. Hatta Cemal Süreyya'nın
Folklor şiiri düşman, bakın bunu mutlaka not edin, çok önemlidir. Mesela bir deneme olmuştu bizim okulda. İkinci yeni anlayışını ve Cemal Süreyya'yı sorarken Folklor şiire düşman adlı yazıyı verip ikinci yeni anlayışını sormuşlardı. Not etmenizi istiyorum. Cemal Süreyya'nın Folklor şiire düşman adlı yazısında ne yapmış? Folklorik ögelerin şiirin olanaklarını kısıtladığını açıklayarak halkın hayatından, halkın kültüründen uzaklaşma yoluna gitmişlerdir. Nükte, şaşırtma ve tekerlemelerden kaçmışlardır. Biliyorsunuz garipçilerde nükte, şaşırtma vardı ama onların tam tersine bunlar nükte, şaşırtma ve tekerlemelerden kaçmışlardır. Şiiri akıldan ve anlamdan uzaklaştırmışlardır ki zaten anlamsız şiir olduğunda konuşmuştuk. Şurası garipçilerle ortaktır gençler. Dadaizm ve sürrealizm akımı hem garipçilerde hem de ikinci yeni şairlerinde ortaktır. O yüzden ortak olduğunu, belki hani ortak noktasıdır şeklinde bir soru tarzında ortak olduğunu unutmazsanız sevinirim. Yine ünlü bir cümleyle karşınızdayım. Cemal Süreyya'nın yanlış hatırlamıyorsam Üvercinka isimli şiir kitabında şu ifade: Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız dizesi. Bu akımın akıl kavramını dışlamasını çok iyi yansıtır. Çünkü biraz önce de dediğim gibi şiiri akıldan ve anlamdan uzaklaştırmışlardı. Şimdi normal bir şairin bakış açısı nedir? Laleli'den bir tramvaya gider, bir sonraki durakta iner. Yani normal bir durak ismi verir. Ama burada Laleli'den binip dünyaya doğru giden bir tramvay olmayacaktır. Yine aynı biraz önce hani demiştim ya, folklor şiire düşmanı not edin diye. Burada da Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız dizesini mutlaka not edin. Mutlaka ezberleyin. Zaten ne kadar absürt olduğunu görüyorsunuz. Ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz. Tam da ikinci yeni bakış açısını yansıtan bir ifadedir. Konuyu, hikayeyi, olayı şiirden atmışlardır. Bazen bunu veriyorlar. İkinci yeninin özelliklerinden değildir ya da özelliklerindendir soru tarzında. Ve Türk şiiri geleneğiyle bağlarını koparmışlardır. Siyaset dışı kalmışlardır. Siyaset dışı kalmak ne demektir? Toplumcu gerçekçiler gibi onların bir ideolojisi yoktur. Sanat için sanat anlayışıyla hareket etmişlerdir. Türkçenin yapısını zorlamışlardır. Şimdi bu özellikler önemli. Bu özellikler size aynı zamanda ikinci yeniyi de anlatacak aslında. Türkçenin yapısını zorlamışlardır. Dil bilgisi kurallarını önemsememişlerdir. Söz dizimini bozmuşlar. Seslerle hecelerin, sıfatlarla fiillerin yerini değiştirmişlerdir. Hani biraz önce dedim ya, ben derste ikinci yenilere ait bir şiir okuyorum. Aslında okuduğum şey Türkçe ama öğrenciler hiçbir şey anlamıyor, onlara çok kapalı ve soyut geliyor demiştim ya. Aslında bunu kastettim. Şimdi örneğe bakın. Giriyor bir kumru içeri camdan çatlak. Şimdi giriyor bir kumru içeri camdan çatlak. Bu cümle Türkçe bir cümle ama normalde şöyle olması gerekiyor. Bir kumru çatlak camdan içeri giriyor dediğimizde Türkçenin yapısına uygun bir ifadedir. Ama bunlar ne yapmışlar? Türkçenin yapısını zorladıkları için, dil bilgisi kurallarında oynama yaptıkları için, hatta dil bilgisi kurallarını önemsemedikleri için giriyor bir kumru içeri camdan çatlak ifadesiyle soyutluğa kapılarını sonuna kadar açmışlardır. İkinci özellik, burası önemli. Anlatımda karıştırımlara başvurmuşlardır. Duyular ve algılar birbirine karıştırılır. Mesela en akıllı tarafımdır balıkla deniz tutmak. Bakın yine Türkçe konuşuyorum ama siz anlamıyorsunuz. Balıkla deniz tutulur mu normalde? Tutulmaz. En akıllı tarafımdır denizde balık tutmak dese hepimiz anlayacağız. Kapalı olmayacak, soyut olmayacak, anlamsız olmayacak. Ama gördüğünüz gibi balıkla deniz tutmaya çalıştığı için bir kapalılık söz konusu. Seni çağırıyorum parmaklarımdan süt emmeye. Parmaklardan süt emilmez, yine farklı bir kullanım olduğunu, kapalı bir kullanım olduğunu, başka bir şey anlatmaya çalıştığını anlatmaya çalışıyorum. Alışılmamış bağdaştırmalara yer vermişlerdir. Bakın bu da önemlidir. Bazen ne yapıyorlar biliyor musunuz? İkinci yenilere ait bir şiir örneği verip diyorlar ki ikinci yenilerle ilgili hangisi çıkarılamaz bu şiirden hareketle diyorlar.
işte güneş bir pazartesi olarak mı duruyor burnunuzda dediğimizde, güneşin burnumuzda bir pazartesi olarak durması yeni, yadırganabilecek bir kullanımdır. Daha önce duymadığımız bir kullanımdır. Buna alışılmamış bağdaştırma diyoruz. Yani günlük dilde, şöyle düzeltiyorum, günlük dilde olmayan bir kullanımdır. Dolayısıyla ikinci yenide de ön planda olan bir kullanımdır. Yüzüklerinde altın parmaklar takılıymış. Bakın yine kafanız karıştı. Yüzüklerinde altın parmaklar mı olur, yoksa parmaklarında altın yüzükler takılıymış mı olur? Yine karşımıza alışılmamış bir bağdaştırmayla çıkmışlar. Yüzüklerinde altın parmaklar takılıymış. Siz bunu anlamlandırmaya çalışırken ben diğer özelliğine geçeyim. Sözcüklerde sapmalara yer vermişlerdir. Şairler yeni sözcükler oluşturmuşlardır. Yine ikinci yeni dendiğinde öne çıkan özelliklerden birisi. Mesela cehennet diye bir kullanım vardır. Ece Ayhan'a ait bir kullanımdır. Aparthan diye bir kullanım vardır. Yine Ece Ayhan'a ait bir kullanımdır. Üvercinka diye bir kullanım vardır. Güvercin ve kanat kelimelerini birleştirerek sevgilisi için üvercinka kelimesini oluşturmuştur Cemal Süreya. Gözistan diye bir kullanım vardır. Gözistan'ın kimin olduğunu hatırlayamadım. Ha, o da Cemal Süreyya'nındı. Bunun haricinde işte senleniyorsun, Vizansiya, konserto gibi ifadeler gibi yeni kelimeleri kullanmışlardır şiirlerinde. Yazımla ilgili sapmalara yer vermişlerdir. Zaten siz hiç şaşırmadınız bakın bu maddede. Çünkü Türkçenin dil bilgisi kurallarını önemsemediler. Yazımsal sapmalara da gidecekler tabii ki. Çünkü yeni kelimeler oluşturdular. Dize başlarının küçük harfle başlaması, bazen cins ismin büyük harfle başlaması, hatta buna kesme işareti getirilmesi gibi. Dipsiz kuyularda analarının kahrı, azalmış Galata'da iki deli çocuk, bacakları uzamış rıhtımdan. Şimdi siz yine anlamaya çalışıyorsunuz. Hiç uğraşmayın, hiç anlam vermeye çalışmayın. Sadece ikinci yeni olduğunu anlayın yeter. Dipsiz kuyularda analarının kahrı, azalmış Galata'da. Bakın normalde Galata özel isimdir. Bunu küçük harfle başlatıp buna ek getirmiş. Bazen bunun tam tersini de yapabiliyor gençler. Bir cins ismi büyük harfle de başlatabiliyor. Hiç şaşırmayın. Ece Ayhan'a ait bir şiir örneği görmüş oldunuz. Şimdi şiir örneklerine bakalım isterseniz. Şiirimiz karadır abiler. Kendi kendine çalan bir davul zurna. Sesini duyunca kendi kendine güreşmeye başlayan. Taşınır mal helalarında kara kamunun. Şeye dar pantolonlu kostak delikanlıların şiiridir. Aşk örgütlenmektir, bir düşünün abiler. Ne anladınız? Ece Ayhan'a ait bir şiir okudum. Gördüğünüz gibi okuduğum şiir Türkçeydi ama anlamsızlığını, soyutluğunu görmüş oldunuz. Demek ki sizin karşınıza böyle bir şiir çıkarsa okudunuz, anlamadınız, anlam veremediniz, ne anlattığını, şairi ne yapmaya çalıştığını anlamadınız. Hemen cevabı yapıştırın, ikinci yeni olacaktır. Umarım gözüküyordur şiirler. Şimdi utançtır tanelenen sarışın çocukların başaklarında. Ovadan gözü bağlı bir leylak kokusu ovadan çeviriyor o küçük güneşimizi. Taşarak evlerden, taraçalardan gelip sesime yerleşiyor. Sesimin esnek baldıranı, sesimin alaca baldıranı. Bakın alışılmamış bağdaştırma örneği. Ölürse balıkları güneşin, susuzluktan dağın ardında, düşerse kuluçkaların altına, bu ağır bulanık meydanda. Anlıyor musunuz siz? Soyut olduğunu görüyorsunuz değil mi? Anlamsız şiir. Tep kralları gibiydim. Öyle yalnızdım. Bir çağda seni bu beyazlığında tuttum. Ak sabah kalyonlarım hep gökyüzündeydi. Ben rüzgar değirmeninizde kaldım. Başka bir şiir örneğiydi bu da. Şimdi soru örneklerine bakalım. Çünkü ikinci yeni veya garip akımıyla ilgili veya öz şiirle ilgili ÖSYM soru oluşturuyor. O yüzden soru örnekleri üzerinden de gidelim isterseniz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ikinci yeni şiiriyle ilgili bilgi yanlışlığı vardır? Hemen bakalım. İkinci yeni şiiri garip şiirine bir tepkidir. Doğru. Garipçilerin şiiri sıradanlaştırmasına tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Başka bir deyişle anlamdan, gerçekten, yaşamdan kopmanın şiiridir. Doğru. Anlamdan kurtulmak,
soyutluğu sağlamak için duyulmadık yeni sözcükler üretme yoluna gitmişlerdir. Biraz önce konuşmuştuk, üvercin kadır, cehennettir, gözistandır gibi. Söz dizimi değiştirilmiş, yeni tamlamalar kurulmuştur. Bunda ne vardı işte? Giriyor bir kumru içeri, camdan çatlak diyordu. Çatlak camdan demiyordu, camdan çatlak diyordu. Dört de doğru. Bu yeniliklere Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet öncülük etmiştir. Hayır, Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet, yani OMO şifresini hatırlayın. Bunlar garipçiler akımının temsilcileriydi. İkinci yeninin temsilcileri Ece, Süt, İç diyeceğimiz işte Ece Ayhan'dır, Cemal Süreyya'dır, bu sanatçılardan oluşuyordu. Durup dururken aklına gelmez yağmak yağmurun. Gitsen nereye gidebilirsin hala bilmem. Bizans'ta olmak belki iyi, belki fena, belki bunu da diyemem. Ben küçük dükkanlarsız, kahvelersiz sokakları sevmem. Odaları, duvarları sevmem. İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir. Şimdi konuşalım. Enis Behiş Koryürek, Beş Hececilerden. Bu şiire baktığımızda kapalı, soyut olduğunu, serbest olduğunu görüyoruz. İçerik olarak da bireysel bir konu. Ahmet Kutsi Tecer, Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışı'nın temsilcisi. Dolayısıyla yine Enis Behiş'te söylediğimiz şey Ahmet Kutsi için de geçerli. Yusuf Ziya Ortaç Beş Hececilerden yine olamaz. Cahit Sıtkı Tarancı Özşiir'in temsilcisi olamaz. Bunun cevabı kim olacaktır? İkinci yeni şairlerinden İlhan Berk olacaktır. Bu şiirleri anlamıyorum ben. Öyle bir kargaşa, öyle bir karıncalanma var ki onlarda bir türlü asıl şiiri yakalayamıyorum. Çünkü sözcükler köprü olacak yerde köstek oluyor ayağıma. Tepeler gibi önüme dikiliyor. Ne yapsam aşamıyorum. Durmadan biçim oyunlarıyla çarpışıyorum. Öyleyken ben söze giremiyorum. Öze girmek diye bir sorun yok bu şiirler için. Sözcükler özde kaynaşmıyor, dilde yoğunlaşmıyor. Evet, bir curcuna bu, başka bir şey değil. Bu parçada geçen bu şiirleri ifadesiyle aşağıdaki oluşumlardan hangisine bağlı olan şairlerin ürünleri kastedilmiştir? Şimdi seçenekleri almadım, uzamasın konumuz diye. Tabii ki eğer bu şiirleri anlamıyorum ben diyorsa ikinci yeni şairlerinden bahsediyor demektir. Halk sanatımızı ister istemez çağdaş kültürün sağladığı kolaylıklara göre onaracağız. Yer altında sessiz sedasız nefes alan, adını bilmediğimiz çeşitli de cevherlerimiz gibi %100 bizim olan ne varsa hepsine birer birer çeki düzen vereceğiz. Halk sanatımız büyük aydınlarımızın ömürleri boyunca yararlanabileceği bir kaynak olacak. Bakın, burada halk şiirinden yararlanmaktan, folklordan yararlanmaktan bahsediyor şiirde. Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki şairlerden hangisinin şiir anlayışıyla uyuşmaz? Kemalettin Kamu, Cumhuriyet dönemi milli edebiyat. Ahmet Kutsi Tecer, Cumhuriyet dönemi milli edebiyat. Bedir Rahmi'de ve Cahit Kulebi'de de Anadolu vardır. Tabii ki Cemal Süreyya'yı hatırlayın. Onun folklor şiire düşman diye bir yazısı vardı ve kesinlikle halk edebiyatından, halk kültüründen bağımsız hareket etmeyi düşünen bir şairimizdi. Gördüğünüz gibi ne yaptık gençler? İkinci yeni şairlerini, ikinci yeninin özelliklerini hem mısralardan hareketle hem şiir örneklerinden hareketle konuşmaya çalıştık ve soru örnekleriyle de konu anlatımını taçlandırmaya çalıştım. Umarım sizin için faydalı bir konu anlatımı olmuştur. İkinci yeni şairlerinin edebi kişiliklerinde ve eserlerinde bununla ilgili konu anlatımında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.